Herkese selamlar arkadaşlar. Aydın, Didim, Efeler Mahallesi'nde bir ev tanıtmaya çalışacağız. Evin fiyatı 245 bin euro. 245 bin euro. Ev eşyalı bir evdir. Bitişik Nizam bir villadır. Söz konusu sitenin havuzunu esas alıp size evi tanıtmaya çalışıyoruz. Birazdan evimizi okumaya çalışacağız. Bitişik Nizam şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yakın. Altın Kum ana plajına da 2,5 kilometre yakınlıktadır. Mobil cihazımla ne yaptım? Ölçtüm. Yani bu iPhone cihaz var ya bununla konumunu seçtim. Denizi gördüm. Ölçtüm. 2,5 buçuk değildi. yani 2,300 civarında 2,300 metre yakınlıkta altın kum plajına diyebiliriz. Aydatları 1000 Türk lirası 3 artı 1 eşyalı bir evi tanıtmaya çalışıyoruz. Ne yapalım şimdi? Şimdi buradan geçince o sulara basmayalım diyoruz ve diyoruz ki evin bahçesini hemen tanıtalım. Hadi evin bahçesine bakalım. Evet arkadaşlar insanlar var bahçelerinde, balkonlarında biz yürüyerek havuz başından buraya gelmedik. Dolayısıyla şimdi bizim ev bu ya. Arkada havuz, sitenin ortasında bu taraf yol. Köşe başı bir evden bahsediyoruz. 245 bin euro. Başta da söyledim. Evin bir bahçesi burada var. Sevgili Can sen buradan gel bakayım. Bin lira da ayda ayda gideri var. Buradan bu yol alıp gidiyor işte. O ta o mavi bir kutu var. Oradan sağ yapıyoruz. Havuza varıyoruz. Ve şimdi biz ne yapalım? Bu ağaçları nasıl muhafaza ediyorlar Can? Bu ağaçlar biz eve dikmiştik. Bunlar ölmüştü. Ama helal olsun bu, bu bahçıvan abi kimse çok iyi bakmış. Arkadaşlar şimdi bu terasın arkasında salon ve mutfak var. Bu katta üstte de 3 oda var. Buraya ne yapmışlar? Bizim komşuların birçoğu camla kapatmışlar. Bence kapatmak çok iyi değil. Yani çünkü cam görseli bozuyor. İçeri zaten geniş. Açık havada zaman geçirmek daha iyi neyse herkes mutlu o şekilde. Burası evin bahçesi arkadaşlar. Evin tarlası. Dediğim gibi zaman geçirmek için burada da iyi bir alan var. Sonra döndük bu tarafta da L harfi gibi bir bahçesi var. L harfi gibi bir bahçesi var. Şurada da ne var? Bu tarafta da bir komşu. Aslında bu köşe olduğu için diğerlerine göre çok avantajlı. Bu da mutfağın önündeki teras arkadaşlar. Diğer taraf salonun önündeki teras idi. Klimaları hepsi var. Klima üniteleri de takılı. Yani bu peki evler ne zaman yapıldı? Bu ev sıfır ev desek mi yerindedir? İki yıl önce yapıldı. Ee, arkadaşımın evidir. O da tanıtmıştır. Dolayısıyla ilginizi çekerse gelin bakın şirin tatlı bir evdir. Ee, yani aslan yattığı yerden belli meli diyoruz bir şey diyoruz. Bir adam kendi ev alırsa bence üçü beşi arama enerjine çok uğraştırma. Zaten hani bir şey alınmıyor her şey pahalı olmuş eşyaları var. Mobilya ile uğraşmıyorsunuz. Bir şeyle uğraşmıyorsunuz. Yeri de her yere yakın. Gelin bakın edin. Öyle yol alalım. Neyse ben o edebiyatı size bırakayım. Burası televizyon ünitesi. Spotlar, ledler de göze hitap ediyor. Güzel. Efendime söyleyeyim. O panjuru biz açamadık. O panjurun motorunda bilmiyorum bir şey mi var. Biz mi açamadık. Bilemiyorum. Burası salon arkadaşlar. Şimdi burada bir vestiyel portmanto bir süslü püslü durmuş. Burası da mutfağımız mutfak kısmen ayrı mutfak gibi içindeki eşyalar işte bunlarla beraber 225 bin euro 225 bin, bin euroya satılıktır. Efendime söyleyeyim bu da mutfağımız mutfağın önünde ayrı bir teras var salonun önünde ayrı bir teras var idi. Ve burayı da özetledik ocağımız üstüne dablon bas bakın bu da toz mos tutmasın diye onu yapmışlar. Chimson tezgahımız dolandık Toz makinesi bile var. Burası bulaşık, burası da buzdolabı. Çelik kapı gösterdik. Değme benim gamlı yastı göylüme. Ben bir selvi boylu yaldan. Evet burası da böyle şarkı mırıldanarak ev tanıtmak lezzetli oluyor. Yoksa bıkınlık getirir. Sıkılırsın. Ben de çalışmıyorum. isyan ederim dersen, O yüzden bazen türkü mülkü böyle söylüyoruz arkadaşlar. Burası da su ısıtıcısı. Termosifon. Klozet. Ondan sonra burası da başka bir şey şimdi ne yaptık çıkalım 3 odamıza bakalım bakalım odalar neyin nesi kimin fesi onlara da bakalım ve 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 üç tane oda var bu odaya girelim bu odaya girelim oda 1 bir. bu birinci odamız yani bir şey ben itiraf edeyim bunu işten söyleyeyim ya bu rakamlarda evler değildi de, pahalı evler satılıyor ilginç gelir. Kızarsınız. Doğru söylemezlersiniz ama ben gözümle gördüğüme e, yani inanırım, size de arz ediyorum, itiraf ediyorum. Abi yani biz bilmiyorum Bodrum'da satıyoruz. Kuşadası'nda pahalı evler satıyoruz. Burada pahalı yani 13, 12 evler satılıyor. 7 8 6 bu evleri satmak çok zor. Ben de anlamadım niye öyle. Ve arkadaşlar yani pahalı evler hani biz hepimiz Hayat pahalılığından yakın bir şey yapıyoruz ya. Ama emin olun ya da bana öyle denk geliyor. Yani bilmiyorum ki pahalı böyle 10 üstünde evler daha çok satılıyor. Ve arkadaşlar geldik ikinci odaya. Yani bu evin fiyatı uygun değil mi arkadaşlar? Çok da uygun bana göre. Eşyalar hepsi var. E bu eşyalar kaç para yapar? Klimalar, bu mobilyalar. Bunları hesaba katarsak ev herhalde 200 bin euroya geliyor değil mi? Yani 25 bin euro bu eşyalar tutmaz mı? tutar herhalde klimalar, mobilyalar. Bu da ikinci oda ebeveyn banyoludur. Bunu da gösterelim. <laughs> ha, bu da ikinci oda ebeveyn banyolu. içindeki eşyaları var. 225 bin euro. Denize dedik altın kum denizine 2,5 kilometre eşyalı 2 yıl önce yapıldı. Yani bilmiyorum hiç kullanılmamış gibi. Belki içinde yatmışlar, uyumuşlardır. Onu bilemiyorum. Ve arkadaşlar Geldik. Üçüncü odamızı gösterelim. Siz yine de gelin bakın arkadaşlar. Biz tanıtıyoruz. Kimine göre kutsal iş, kimine göre ekmek için, kimine kim nasıl değerlendiriyorsa iyi bakan iyi görür Ha bu da üçüncü oda. Demem şu. Biz tanıtıyoruz. Biri gelir. Merhaba hoş beş. Satarız. Ek, evimize bir ekmek götürürüz. Ee, o yüzden çalışan adamdan zarar gelmez. Biz en azından çalışıyoruz. Kahve, mave gidip kumar mumar oynamıyoruz. İşte ne yapalım size de faydamız oluyor herhalde. Geldik arkadaşlar aşağıda bulaşık vardı burada çamaşır. İşte aynalar maynalar yıllar yıllar dost bildiğim aynalar. Ama burası da şampuanlar böyle saçlara vitamin veren saç dökülmesine karşı bunlar reklamını yapmalı. Bunlar zaten çok zengin. Evet o şampuanlar da yapmışlar. Can biz aslında bir şampuan üretsek bir kimyacı bulsak bir şampuan fabrikası tutar, açarsak bak gerçekten biz daha iyi para kazanırız. Anladın mı? Yani babana söyle seni şey yapsın bana versin. Neyse arkadaşlar burası da salon. Burası salon. Zaten 3 odayı gösterdik. Salonumuz bu. Aha, mutfak da bu. Orada da ayak yolu var. Buradan da kaç dakikadır alımalı diyoruz. Heh. Kaç buçuk? Yedi buçuk. Bir abi var diyor ki yine ekrana kilitlendik. Bazen ilham gelmiyor. Mesela rahmetli ya, Azer Bülbül Müslüm Gürses. Bunlar böyle kıvamına getirip öyle sahneye çıkıyordular. <laughs> ben arkadaşlar valla bazen ilham gelmiyor yani. Böyle abuk zubuk konuşmak bazen iyi oluyor ama bazen de böyle olmuyor yani. Neyse. Burası evin işte bahçesi. Bahçe gula gulusosuna. Burayı da tanıttık. Sevgili arkadaşlar. Yani evin üçü pahalı, beşi ucuz. Buna bakmayın. Bir an önce kendinize alırsanız iyi olur. Aslında ben bir gün bu evler, makarnalar, domatesler, işte neler pahalı olur. Onunla ilgili gerçekten bize her o işleri mutfağında yetiştik ya. Konuşsam beni dinleyen olmaz. O kırmızı ekranlı televizyonlara adamlar kolej molaj okumuş. Sağ olsunlar onlar da hani topluma mal olmuş insanlar ama... Onlar bizim gibi özetlemiyorlar. Yani bu evler niye pahalı? Vallahi ben biliyorum niye pahalı. Nasıl ucuzlanır onu da biliyorum. Ama sakalımız yok ki bizi dinleyen olsa. Durum bu. Ama bu gidişte daha da pahalı olacak. Çünkü bize söz hakkı yok. Yani nasıl söz hakkı yok? Ya adamlar çevreleri var, zenginler. Onlardan birileri akıl alıyor regülatörler. Diyor tam sen böyle diyorsun. E gazeteci ne bilir? Gazeteci ancak birilerini alkışlıyor. E alkışlamakla olmaz düşer bir araba da düşer ekmekti ama yani işte sakalımız yok benim var da sözümüz geçmiyor. Burayı da özetledik. Saygılarımla, iyi günler.